Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fotoğrafçılığın nereden nereye kadar geldiğini, geçmişten günümüze izlediği yolu tek tek anlatacağım. Evet, bugün sizlere değişik konulara değineceğim. İlerleyen dakikalarda ise fotoğrafçılıkta neler yapmanız gerekiyor, hangi yolları izlemeniz gerekiyor, ister ticari ister sanatsal fotoğraf çekimlerinde hangi konulara dikkat etmeniz gerekecek, onları anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olarak ve bildirimleri açarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün ilk olarak sizlere analog makinelerden başlayacağım. 1983 yılında fotoğrafçılığa başladım. İlk elime aldığım makinem olan Pentax ve üzerinde CT45, gördüğünüz gibi makineyle fotoğrafçılığa başladım. 20 yıl devlet dairesinde, devlet kurumlarında memurluk yaparak fotoğrafçılık işiyle uğraştım. İşimi çok seviyorum. Evet, ilk olarak ben analog makinelerle başladım. Aldığım eğitim analog makinelere uygun bir eğitimdi. Yani ne demek oluyor? Filmli, eskilerin tabiriyle filmli makineler kullandım. Bunların ayarları, banyoları, siyah beyaz, özellikle biz siyah beyaz dönemi de görmüş oldum ben. Siyah beyaz döneminde filmlerin fotoğrafların çekiminden banyo aşamasına kadar bütün işlevleri bizler kendimiz yapıyorduk. Şimdi de ise bildiğiniz gibi renkli dijital sisteme geçildikten sonra işler daha kolaylaştı. Bilgisayarlarda ve yazıcılarda biz bu işleri daha kolay yolda halletmek durumdayız. Fakat burada şöyle bir konu var. Geçmişte biz fotoğrafçılığa daha çok üzerine eğilip daha çok emek sarf ediyorduk. Neden? Çünkü çektiğimiz fotoğrafların kare sayısı sınırlıydı. Yani 36'lık, 24'lük, 12 pozluk gibi filmlerimizin poz sayacı vardı. Biz bu poz sayacına göre çekeceğimiz fotoğraflar üzerinde denklanşöre basmadan evvel çok iyi düşünüp, kadrajımızı çok iyi ayarlayıp, diyafram enstantanemizi çok güzel ayarlayıp o şekilde fotoğraf çekmeye karar verdiğimiz anda deklanşöre basıyorduk. Yani bizim için poz çok önemliydi. Ama şimdi günümüzde dijital fotoğraf makineleri çıktıktan sonra çektiğimiz poz sayısının sınırı yok. Yani istediğiniz kadar çekiyorsunuz. Bunun içerisinden en iyisini bulup bunun üzerinde oynayarak iyi bir fotoğraf elde ediyorsunuz. Şimdi işler daha kolay. Fakat geçmişte biz geçmiş dönemde daha çok zorlanıp, yani çektiğimiz fotoğrafları merak ediyorduk. Filmde olmadan bir kere fotoğrafı görmemiz mümkün değildi. Mutlaka ya 36 pozumuz, çektiğimiz film 36'lıksa mutlaka 36 pozun bitmesini bekliyorduk. Veya karanlık odada filmi kesiyorduk, acilse bunu banyo yapıyorduk. Ondan sonra negatifi pozitife çevirmek için de agrandizörler yardımıyla baskıya geçiyorduk. Tabii bu bir süreç ve zaman alan bir şeydi. Fakat çok zevkliydi. Çünkü neden zevkliydi? Gelişimi gözümüzde görebiliyorduk. Yavaş yavaş gelişiyor. Bir anda gelişmiyordu fotoğraf. Şimdi öyle değil. Şimdi çekiyorsunuz, anında, saniyesinde fotoğrafı görebiliyorsunuz. Merak diye bir şey kalmıyor. Ama o zamanlar bizler çektiğimiz fotoğrafın acaba iyi mi çıktı, kötü mü çıktı veya herhangi bir problem var mı? Hep bir merak içerisindeydik. Ve müthiş bir içerimizde heyecan vardı. Arkadaşlar, şu anda görmüş olduğunuz fotoğraf makinesinden biraz sizlere bahsedeyim. Bu makinamız mekanik bir makinedir. Önde bir objektif vardır. Bu objektif sökülüp takılabiliyor. Ve gördüğünüz gibi bir flash desteğimiz var. Düğünlerde, özellikle çekimlere gittiğimizde mutlaka flash gerektiği için bu şekilde aparatlayıp bu şekilde makinamızı kullanıyorduk. Şurada arkada kullandığımız filmin hangi markaysa onun kartonunu koyuyorduk. Ve bu arada kaç alsa onu takip edebiliyorduk. Filmin kalitesini takip edebiliyorduk. Buraya koyarak onun hangi Fuji mi kullandık, Aqua mı kullandık onu biliyorduk. O mutlaka buraya onu iliştiriyorduk. Arkadaşlar, sizlere ileriki derslerimizde diyafram nedir, enstantane nedir, bu konular hakkında da bilgi vereceğim. Netlik nedir,
kadraj nedir, denklanşör nedir, bu konuların üzerinde de değineceğim. Ama bugünkü dersimizde, bugünkü söyleşimizde biraz sizlere geçmişte günümüze fotoğrafçılık nereden nereye geldi onu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aparatımız biraz kalabalık. Fakat zevkli bir makinalardı bunlar. Şöyle söyleyeyim size. Netliği kendimiz yapıyoruz. Makineye bütün ayarlarını kendimiz bağlıyoruz. Yani ışık ne kadar girecekse onu bizler kendimiz ayarlayabiliyoruz. Estantaneye geçecek zamanı kendimiz ayarlayabiliyoruz. Her şeyi kullanıcı ayarlıyor. Burada bütün iş kullanıcıda arkadaşlar. Ama dijital fotoğraf makinaları öyle değil. Mesela elimizde gördüğünüz şu makinede arkadaşlar hiç fotoğraf çekmesini bilmeyen arkadaşımız bile bunu makinamızı açarak otomatik konuma aldığında sadece kareye ayarlayarak fotoğrafı oluşturabiliyor. Yani bütün iş sadece deklanşöre dokunmakla olay bitiyor. Ama mekanik makinalarda böyle değil arkadaşlar. Mutlaka diyaframı, estanteneyi kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Tabi burada kullanıcıya çok iş düşüyor. Altyapısının çok iyi olması gerekiyor. Yani diyaframı güneşli ortamda hangi değerleri vereceği, bulutlu havalarda hangi değerleri vermesi gerekiyor veya kapalı havada nasıl fotoğraf çekmesi gerekiyor onu öğrenmesi gerekiyor. Onun dışında netlik dediğimiz olay çok önemli. Biliyorsunuz otomatik makinelerde deklanşöre dokunduğunuzda birinci dokunduğunuzda bir dıdıt gibi bir ses geliyor ve burada netlik yaptığım ben çekebilirsiniz diye bir ikaz geliyor. Ama mekanik makinelerde böyle bir şansı yok arkadaşlar. Burada sizler kendiniz şu şekilde konuya bakarak net diye bir çalışıyorsunuz. Orta noktada olayı net gördüğünüzde deklanşöre ondan sonra basıyorsunuz. Yani çok iyi bir netlik yapmanız gerekiyor. Bunun dışında estantene çok önemli. Hızlı bir konu çekiyorsunuz. Hangi estantenede bu fotoğrafı çekmeniz gerekiyor? Onu iyi ayarlamanız gerekiyor. Ama dijital makinalar, yeni çıkan dijital makinalarda böyle bir sorun yok. Burada her şeyi makine istediğiniz şekilde yapabiliyor. Ayarlayabiliyor. Siz otomatik kodumu alıyorsunuz. Otomatik konumda her şeyi makine ayarlıyor. Tabii bu çektiğiniz fotoğrafta da size fazla iş düşmediği için ben şahsen bundan zevk almıyorum. Çünkü neden? Her şeyi makine yapıyor. Yani siz sadece kadrajı ayarlıyorsunuz o kadar. Ama tabii dijital makinelerde manuel konumunu alıp aynı mekanik makinelerdeki gibi sizler de diyaframı estanteneye vererek de fotoğraf çekebiliyorsunuz. Öyle bir özelliği de var bu dijital makinelerde. Özellikle profesyonel makinelerde böyle bir özellik var. Ama çoğu arkadaşımız bu özellikleri kullanmayıp otomatiğe bağlayarak makineyi ben de bununla ne uğraşacağım deyip otomatiğe bağlayıp o şekilde fotoğraf çekip fotoğraf çektiğini zannediyorlar. Fakat öyle değil arkadaşlar. Mutlaka ışığı ve estanteneyi siz kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Çünkü çektiğiniz fotoğrafın kalitesi sizin elinizde oluyor. Ve bu müthiş bir haz veriyor insana. Evet arkadaşlar. Geçmişte biz dediğim gibi 36'lık pozda veya 12'lik pozlu makineler kullanıyorduk. Filmde dolduğu zaman hemen onu geri sarıp banyo yaparak o filmi yıkıyorduk. Yıkadıktan sonra film kuruyordu. Kuruduktan sonra da aramtizörlere filmi takarak hangi ebatta basacaksak o ebata getirip kağıda basıp ondan sonra kağıdı tekrar bir banyoya yapıp o kağıdı baskı yaptıktan sonra banyo yapıp ondan sonra kurutmaya bırakıyorduk. Ondan sonra müşteriye teslim ediyorduk. Bu süreç tabi uzun bir süreç arkadaşlar. Ama çok zevkli bir süreçti. O günler hiç unutmuyorum. Bir düğüne gidiyorduk. Düğünlere gittiğimizde aynen şimdi olduğu gibi hemen çekiyorduk. Çektikten sonra karanlık odaya gidiyorduk. Karanlık odada filmi hemen yeşil ışıkta banyosunu yapıyorduk. Filmi banyosunu yaptıktan sonra filmi hemen saç kurutma makinesiyle kurutuyorduk. Saç kurutma makinesi kuruttuktan sonra arkadaşlar hemen aramtizöre takıyorduk. Aramtizöre taktıktan sonra da fotoğrafı karelerini seçip basıp
tekrar bu kağıtları aynı filmi nasıl yıkadıysak o şekilde de kağıdı yıkayıp fotoğrafın gelişimini gördükten sonra ondan sonra tekrar saç kurutma makinesiyle kurutup kuruduğu da tamamen emin olduktan sonra satışa çıkarıyorduk. Tabii bu süreç düğünü hemen başlar başlamaz çekiyorduk. Yaklaşık 1-1,5 saat sonra da bu işlem sürüyordu. 2,5-3 saat içinde de satışa çıkarıyorduk. Şimdi öyle değil arkadaşlar. Şimdi hemen çekiyoruz. Hafıza kartlarına çekiyoruz biliyorsunuz fotoğrafları. Hafıza kartlarına çektikten sonra bunları hemen bilgisayarımıza aktarıyoruz. Hemen bilgisayara aktardıktan sonra bunların renklerini, tonlarını da istersek Photoshop'la ayarlayıp hemen baskı makinalarımızla bunları basıp hemen servise çıkarıyoruz arkadaşlar ve bu dediğim süreç en fazla 20 dakikaya geçmeyecek şekilde hazırlanıp satışa çıkarıyoruz. Tabii burada zaman çok önemli. Kısa sürede çıkardığımız için fotoğrafları satışa çıkarmamız daha hızlı oluyor ve para kazanmamız daha kolay oluyordu ve daha zevkli oluyor, çabuk oluyor ve para kazanma olayımız daha fazla oluyor. Şimdi filmli makinede böyle olmuyordu arkadaşlar. 2-2,5 gibi bir saat gibi bir zaman harcadığımız için tabi sınırlı sayıda da fotoğraf çektiğimiz için arkadaşlar biz para konusunda fazla fotoğraf çekmediğimiz için sınırlı fotoğraf satışı yapıyorduk. Fakat o zamanlar şu vardı, fotoğraf çok değerliydi arkadaşlar. İnsanlar merak ediyorlardı nasıl çıktık diye. Paraya, fotoğrafa değer verdikleri için de fotoğrafı satmamız çok kolay oluyordu. Ama şimdi öyle değil arkadaşlar. Şimdi herkesin önünde bir cep telefonu var. Adam diyor ki kardeşim ne olacak, senin çektiğin fotoğrafı ben de çekiyorum diyor. Cep telefonuna çekiyor. Çoğu zaman da bastırmıyor. Telefonunda saklıyor fotoğrafı. Ve dijital olarak bilgisayarına atıyor. Veya ne bileyim bunu bir hard diskinde saklıyor. Ama tabii arkadaşlar belli bir zaman sonra da bilgisayar çöküyor veya telefon çöküyor. Ellerinde hiç fotoğraf kalmıyor. Bizim filmli sistemdeyken çektiğimiz fotoğrafların direkt kağıda basılmasıyla yıllar geçse de elimizde bir belge oluyordu. Yani bir fotoğraf oluyordu. Şimdi dijital sistemde bu böyle olmuyor arkadaşlar. Herkesin elinde en az 3000, 5000, 10.000 tane fotoğraf oluyor. Fakat bu fotoğrafları büyük zevkle bir kere bakılıyor. Bakıldıktan sonra bilgisayarlara veya cep telefonlarında kalıyor. Kimse bu fotoğrafları bastırmıyor. Bilgisayarlar çöküyor veya telefonlar çöküyor. Geçmişe ait doğru düz fotoğraf olmuyor. Arkadaşlar, fotoğrafçılık bir belgedir. Fotoğraf bir belgedir. Sizin o anki yaşadığınız o anı donduran bir belgedir. Çok değerli bir şeydir. Ama kimse bunun farkında değil arkadaşlar. Bakın ben 1983'ten beri bu işle uğraşıyorum. Fotoğrafçılık işiyle uğraşıyorum. İnanın arkadaşlar, hala ilk başladığım günkü heyecanla bu işe devam ediyorum. Fakat ilk başladığım 1983 dönemindeki fotoğrafçılıkla şimdiki fotoğrafçılık arasında çok müthiş bir farklılık var arkadaşlar. Şu anda işler çok hızlı yürüyor. Çok hızlı bir şekilde fotoğrafçılığı icra ediyoruz. Farklı boyutlarda bilgisayarların desteğiyle farklı boyutlara getirebiliyoruz. Daha işlerimiz kolaylaştı, daha hızlı oldu. Fakat geçmişteki paraları kazanamıyoruz arkadaşlar. Özellikle bu işi ticaret olarak düşünen arkadaşlarıma bunu anlatmak istiyorum. Çünkü neden? İnanın arkadaşlar, piyasada eline basit bir makine alan herkes fotoğrafçı oldu. Elinde bir cep telefonu olan arkadaşımız hepsi birer fotoğrafçı oldu. Bu iş o kadar basite indirgendi ki bu işi gerçekten gönül veren, profesyonel şekilde yapan arkadaşlarımız işsiz kalmaya başladı. Çünkü neden? Değer yargıları biraz değişti. Ben de çekiyorum fotoğrafı, ne olacak kardeşim deyip insanlar olaya farklı bir boyuta getiriyor. Fakat inanın fotoğrafçılık çok farklı bir şey. Müthiş bir zevkli bir şey. Özellikle fotoğrafı kağıda bastırarak elimize almak ayrı bir tat arkadaşlar. Yani bilgisayardan bir camdan bakmak farklı bir şey. Eline alıp bakmak farklı bir şey arkadaşlar. Fotoğrafı elinize aldığınızda o günü hatırlıyorsunuz. O gün yaşadığınızı, ilk eşinizle ilk dansınızı, çocuğunuzun ilk doğduğu günü hatırlıyorsunuz. Veya babanızın o anki anını hatırlıyorsunuz.
Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Bilgisayardan baktığınız zaman bu heyecanı alamıyorsunuz arkadaşlar. Veya bir cep telefonunda baktığınızda bu heyecanı alamıyorsunuz. Mutlaka o yüzden herkese ben şunu söylüyorum. Ya arkadaşlar, çoğu arkadaşlar sigara içiyor. Ya bir pakete verdiniz, bir paket sigaraya verdiğiniz paraya. Arkadaşlar çocuğunuza 10 tane, 5 tane fotoğraf bastırın. Onların albümüne fotoğraf hediye edin. Ki yarın o çocuklar büyüdüğünde ya geçmişine ait elinde fotoğraf olsun. Bakın arkadaşlar, hepinizin elinde şu anda yaklaşık 10 binin üzerinde fotoğraf olduğunu tahmin ediyorum. Ama bunların basılı olarak kaç tane olduğunu ben biliyorum. Sınırları çok az. Yani 20 tane, 30 tane belki vardır veya yoktur. Yani çocuğunuza kötülük yapıyorsunuz arkadaşlar. Bana geliyor burada müşteri, ya çocuğumun doğumunu çektim cep telefonuyla, fakat telefonum çöktü veya fotoğraf makinesiyle fotoğraf çektim. Abi işte kart arıza yaptı, bütün fotoğraflar gitti, ne yapayım? Nasıl yapabiliriz, nasıl kurtarabiliriz? Veya çocuğunun bütün doğduğu günden itibaren fotoğraflarını çekmiş arkadaş dijital fotoğraf makinesiyle, hard diskine yedeklemiş veya flash belleğe yedeklemiş. Hard disk çökmüş, flash bellek çökmüş ve çocuğunun bir tane bir kare fotoğrafı yok arkadaşlar. Bu kadar kötü bir şey olabilir mi? Yani çocuk yarın büyüdüğünde bunun hesabını size sorar arkadaşlar. O yüzden ne olur çektiğiniz fotoğraflardan 3 tane 5 tane fotoğraf bastırıp kenara koyun. Çocuklarınıza böyle bir iyilik yapın veya kendinize bir iyilik yapın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dijital fotoğrafçılık gerçekten insanlara çok seri fotoğrafçılık çekme, çok değişik boyutlara getirdi bize. Gerçekten kolaylaştırdı fotoğraf çekmeyi. Ama inanın bazı şeyleri de bizden götürdü. Şimdi bu sene dikkat ettiğim bir konu var. Gençler yavaş yavaş fotoğraf bastırmaya başladı ve geçmişe dönmeye başladılar. Bana analog makine sormaya başlayan arkadaşlar oldu. Film satmıyordum ben daha önceleri. Şimdi bana film sormaya başladılar. Filmli makine kullanmaya başladı gençler. Geçmişe dönmeye başladı herkes ve film almaya başladılar. Ki hakikaten genelde insanlar, ben biliyorum, insanlar geçmişini arıyor. Bakın Facebook'ta veya sosyal medyaya bakın. İnsanlar eski fotoğrafları paylaşmaya başladılar. Eskileri deşmeye başladılar. Çünkü niye? Eskiyi arar duruma geldik arkadaşlar. O yüzden sizler de bir iyilik yapın kendinize. Fotoğraflarınızı bastırın. Basılı olarak tutmaya çalışın. Çünkü dijital fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğrafların bir gün mutlaka kaybolacağını unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün böyle başladık konumuza. İlk çekimimiz bugün. Sizlere ilk defa bir yayın yapıyorum bu konuda. Sorularınız olacaktır mutlaka. Sorularınızı bana mutlaka yorumlardan bize yazarak iletebilirsiniz. Sizlere dijital fotoğrafçılıktan evvel analog fotoğrafçılık hakkında bilgiler aktaracağım. Bunun dışında bu işi ticaret olarak yapmak isteyen, düğün fotoğrafçılığı yapmak isteyen, ürün fotoğrafçılığı yapmak isteyen, çocuk fotoğrafçılığı, bebek fotoğrafçılığı yapmak isteyen arkadaşlarımız veya her tür konuda, fotoğrafçılık konusunda, ticari konuda para kazanmak isteyen arkadaşlara elinden geldiğince yardım etmeye çalışacağım. Bizleri desteklemek için mutlaka bize abone olun arkadaşlar. Bildirimleri açık bırakın, arkadaşlarınıza tavsiye edin. Ve bizden ayrılmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim.